Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün Borsa İstanbul'da gene bir süründürme hareketi içerisindeydik arkadaşlar. Aslında bugün Borsa İstanbul'da bir yükseliş olabilir mi? Al sinyali verilebilir mi? İşte 10.150'ler üzerinde kalırsak al sinyalini yakabilir miyiz falan diye umut içerisindeyken ne oldu? Borsaya Concordato haberi düştü. İşte Mega polietilen ana pazarda bulunan bir şirket. Bunun Concordato talebi oldu. Şimdi arkadaşlar, hani Nasrettin Hoca der ya, kazanın doğurduğuna inanıyorsun da kazanın öldüğüne inanmıyor musun diye. Bunlar bu işlerin cilvesidir. Borsaya yatırım yapmak demek, arkadaşlar, bir şirketin karına ortak oluyorsanız zararına da ortak oluyorsunuz demek. Yani hep bana, hep bana, ya Rabbena olmaz. O yüzden şirketimizi iyi tanımamız lazım. Bilançolarına iyi bakmamız lazım. Yabancı para pozisyonuna iyi bakmamız lazım. Borçluluklarına iyi bakmamız lazım. Hasılatına iyi bakmamız lazım. Satışlarına ve net karlılığına ve borç geri ödeme dengesini iyi takip etmemiz lazım. Yani almış olduğu borçları geri ödeyebiliyor mu, ödeyemiyor mu? Ki bu ana pazarda olan bir şirket. Bu arkadaşlar iyi bir haber mi Borsa İstanbul için? Hayır, iyi bir haber diyemezsiniz. Yani bugün peki Concordato nedir? Şimdi oraya gelmeden önce şimdi Concordato'ya bakalım. Şimdi çok fazla sosyal medyada tartışma var. Concordato iflas etmiştir, şudur da budur da vırttır da zırttır da. Şimdi değerli arkadaşlar, şimdi borsada kapandı, ona bakıyorum da şöyle de bir uçak modunu alayım. Şimdi Concordato arkadaşlar, bir şirketin iflas etmesi demek değil. Yani piyasada çok fazla bu şey olur. Şimdi sonuçta şirket faaliyetlerine devam eden aslında, yok efendim Megab'ı şu hoca anlatmış da Megab'ı şu hoca bilmem ne. Arkadaşlar bırakın bu hoca üstad işlerini. Ben size ne diyorum? Ben size diyorum ki arkadaşlar, bir şirketin toplam varlıklarına bakın. Toplam varlıklarına baktıktan sonra sermayesine bakın. Toplam varlıkların sermayesini bölün. Sonra hisse fiyatına bakın. Sonra öz kaynaklarına bakın. Eğer duran varlıklarından öz kaynakların arasındaki fark çoksa o şirketin borcu çoktur. Eğer duran varlıklarıyla öz kaynakları birbirine yakınsamışsa ve şirketin net karlılığı yüksekse o şirket kar ediyor yaptığı işlerden ve borcu azdır demektir arkadaşlar. Duran varlıkların oranla bazı pariteler geliştirebilirsiniz kendi başınıza bilançoya bakarak. İşte duran varlıkların oranla borcunun durumu nedir filan. Yani bir şirket çok fazla borç alıp da çok fazla yatırım yapıyorsa ve bu çok fazla almış olduğu borcu da yatırıma dönüştürdüğünde de net karlılığa dönüştürmekte sıkıntı yaşıyorsa o şirket iflas eder. Ben size bunu defalarca burada söyledim, hatırlıyorum. Sonuçta büyüyen şirket, büyüyen şirket, yatırım yapan şirket, yatırım yapan şirket. Bu çok önemli. Küçük şirket, küçük şirket yatırım. Arkadaşlar küçük şirket olur, küçük sermayeli şirket olur, yatırım da yapar. Ancak en ufak bir ekonomik dalgalanmada cumburlop aşağıya doğru iner. Bunu ben size söyledim. Evet, küçük sermayeli ve yatırım yapan şirket güzel paralar kazandırabilir, hoş paralar kazandırabilir ama bizim gibi ekonomiyi son derece egzecere eden, hem negatif anlamda hem pozitif anlamda bir para ve maliye politikası içerisinde bu küçük ölçekli şirketler nefes alamayabilir. Ancak büyük ölçekli şirketler bu tip şeyleri kurtarabilir diyoruz. Ha evet, büyük ölçekli şirketler 3 milyar sermayesi var, 5 milyar sermayesi var. Nasıl hareket edecekler? Evet, zor hareket ederler. Ama bunlar kadar da kolay Concordato ilan etmezler. Bunlar risk, al gülüm ver gülüm. Yani şöyle bir şey yok. Yani hem pastam bitmesin hem karnım doysun. Olmaz arkadaş. Karnım doyuyorsa pastam bitecek. Bunları kabul etmemiz lazım. Peki Concordato nedir? İflas mı? Concordato şudur arkadaşlar. Concordato bir iflas değildir. Sosyal medyada çok tartışılıyor. İflas etti, iflas etti. Bakın işin uygulamasını bilmiyorum. Pratiğini söylüyorum ben size. Concordato, çünkü ben bir esnaf falan değilim. Bir şirket sahibi veya patron sahibi de değilim. Bunlar nasıl yapılıyor böyle işin hukuki fırıldaklıkları onu bilmiyorum. Ama bu işin içinde olanlar, piyasanın içinde olanlar, esnaf olanlar, şirket sahibi olanlar Concordato'nun bir iflas olduğunu söylüyorlar. İflas değil. Benim bildiğim, yani hukukta yazan Concordato dersiniz ki benim nakit dengem bozuldu.
Nakit dengem bozulduğundan dolayı vadesinde gelen borçlarım var. Vadesinde gelen borçlarımı ödeyememe durumum var. Ödeyemem. Eğer bu borçları elimdeki nakit değerlerle ödemeye kalkarsam şirketimi çeviremem. O yüzden bana biraz müsaade edin. Şu tarihe kadar borçlarımı ödemeyeyim. Şu tarihe kadar faaliyetlerime devam edeyim diye mahkemeye başvurur. Ve mahkeme bilirkişi tayin eder. Bilirkişi gelir bakar defterlere. Aa evet, bu bayağı bir kötü durumda. Nakit akış dengesi iyi değil. Ancak iş yapmaya çalışıyor, makineleri çalışıyor, hizmet üretmeye veya mal üretmeye devam ediyor. Buna biraz müsaade ettiğiniz zaman bu kendini toparlayabilir. O yüzden alacakların senetleri, borçları, bankada alacakları varsa bunları mahkeme kararıyla durdurma işlemidir. Konkordato budur. Yani konkordatoya şunu diyor iş firma. Ey alacaklılar diyor. Bir durun ya. Bir durun diyor. Bir durun, kendime geleyim. Bir kendime geleyim, size ödeyeceğim ben borcumu, ödemeyeceğim demiyor. İflas değil işte bu. Konkordato. Ama sosyal medyada öyle bir şey yapılıyor ki konkordato şöyle, konkordato böyle. Mega tanımam da etmem de mega benim babamın oğlu da değil. Yani mega polietilen ana pazardaymıştı. Yani ben bunu ne ağzıma aldım ne konuştum. Ama arkadaşlar işin doğrusu budur. Ha, işin arkasında background'unda fırıldaklıklar vardır, üçkağıtlar vardır. Onu benim bilmem mümkün değildir. Bu haberi duydu, borsa tam al sinyal yakacakken hop başını eğdi, aşağıya doğru indirdi. Nerelere getirdi arkadaşlar? 9.950'lere kadar getirdi. Yukarıda 10.109'lardaydık. Tam 10.150'lere doğru gelecektik. Al sinyalini yakacaktık. Olmadı. 9.982'ye getirdi arkadaşlar. Hatta şöyle uçak bulun açayım, ne olduğuna da bakarız. 91 milyar 612 milyon 407 bin 779 TL'lik bir işlem hacmi vardı. Çok iyi bir işlem hacmi değil arkadaşlar. Şöyle baktığımızda evet 0.72'lik bir satış, 9.982 var. Ereğli'den çok hafif bir satış var. Petkim çok iyi gidiyor. 3.40. Petkim evet 21'lerden aldı gitti. Helal olsun yani. Çünkü tekel yani ben her zaman için söylüyordum. Karışık bir seyir var ama genelde eksi. Peki piyasa olumsuz haberleri görüyor da olumlu haberleri görüyor mu? Hayır, olumlu haberleri görmüyor. Çünkü niye? Jackson Hole vardı değil mi? Jackson Hole. Jackson Hole'da ne konuşuldu? Ne konuşuldu? Ne konuşuldu diyordu. E konuşuldu Jackson Hole'da. Arkadaşlar Fed'in en şahin, kesinlikle faiz indirilmemesi gereken 3 tane Atlanta, Chicago ve Minneapolis bildiğim kadarıyla Fed başkanları faiz indirilmesi lazım dedi. Hatta bırakın 25-50 bas puan faiz indirilmesi lazım. Neredeyse Eylül ayı 25 bas puan kesin. 50 bas puan %35 civarı bir şey var. 50 bas puan da fena değil yani. %35 ihtimalle 50 bas puan bile Eylül'de Amerika faiz indirebilir diyor. Borsa İstanbul bunu gördü mü? Görmedi. Borsa İstanbul bunu görmedi. Ya arkadaşlar diyorum ya. Görmemi, konkordatoyu görüyor. Konkordato iflaslı öbür şirketleri sıçrayabilir. Yüksek faiz o. Ya arkadaşlar faizleri de Ekim'den sonra indirecekler. İşte Ağustos'ta, Eylül bir ay. Bugün ne oldu? Bugün Merkez Bankası 5. pasını geçti. Belki bir pas daha gidecek Merkez Bankası. 6. pas. 61'den sonra 50'li rakamlara indiğimizde bizde artık 250 bas puan inebilir. Bakın inebilir. Hatta bir sonraki toplantıda ben şunu söylüyorum. Bakın Merkez Bankası'na 250 bips faiz indirilebilir. Bakın bir sonraki toplantıda ama büyük ölçekli faiz indiriminden kaçınacaksınız. 500 bips de buna dahil. Yani yarım puan da buna dahil. 250 0.25 faiz indir. Nedir? 50 mi oldu? 47.5'a alabilirsin ha bir dahaki toplantıda. Zaman geniş bir ay. 47.5'a indir. Ondan sonra bir bak. 1-2 ay izle. Ondan sonra bir iki ay sonra oturup da şakkana 1000 bas puan indirme arkadaş. 2000 bas puan indirme. Bunlar yüksek. Bunlar piyasa bozucu eylemler. Bakın ben şunu şuradan iddia ediyorum. Önümüzdeki toplantıda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 5 defa pas geçti, %50 politika faiz mi? 250 bips indirse hiçbir şey olmaz. Ve gayet de iyi olur. Ve güzel de bir sinyal gelir. Güzel de bakın ben her zaman için faizin artması gerektiğini söylüyorum. Ancak 250 bipslik bir faiz indiriminin ben önümüzdeki toplantıda asla bilakis pozitif de olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki altında rekor geldi. Altında rekor gelir çünkü altın görüyor. Altın görüyor. Borsa görmüyor iyi haberleri. Altın diyor ki bunlar faiz indirecek. Nereye kırdı? 2531 dolar ons'ta kırdı. Bakın ben
2025'in 12. ayında 3500 dolarlara geçen bir altın olduğunu söylüyorum. Bakın bunu caps yapın. Yayınlayın. 2025'in Aralık ayında 3500 doları geçen altının onsu olacak. Çünkü niye faiz indirim süreci yok? Ben bunu her zaman size söyledim. Altında güzel şeyler de oldu arkadaşlar. Şimdi bir grafiğimize bakalım nereden döndük, sonra videomuzu tamamlayalım. Şimdi arkadaşlar şuraya kadar geldik. Şu 10.093'ler var ya, hatta biraz yukarıya doğru gittik şöyle. Tam yukarıya doğru gittik. Sonra pat bu Concordato haberlerinin tartışılması ve ortaya düşmesiyle aşağıya doğru indik arkadaşlar. Şöyle baktığımızda kamada kamanın altında kapattık. Hoş bir kapanış değil arkadaşlar. Burada da baktığımızda şu trendde de bir soğuma olmuyor. Trend aynı yerde kalıyor sürekli olarak. 10.065'lerin üzerinde bir tür kapatmamız lazım ki şurada bir al sinyalleri de alalım. Ancak şöyle bir taban formasyonu içerisinde olduğumuz, yani 10.100 ile 9.800 arasında olduğumuz muhakkak. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet niteliğindedir.